Evet, geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım konularından sorumlu birimin başındaki bir sözcüyle bu eşleştirme meselesinin nasıl yapılacağını izleyicilerimize izah etmiştik ve geçen günler, haftalar boyunca da bu eşleştirmeler yapıldı. Uzun kuyruklar oluştu. İnternet başında da insanlar epey uğraştılar ama bugün uygulama başladı. Şimdi uygulamanın nasıl sürdüğünü ve gerçek hayatta neler yaşandığını öğrenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ulaşım Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyesi Birol Birkan Yıldız telefon attığımızda. Birol Bey, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Uygulama bu sabahtan itibaren başladı. Nasıl gidiyor? Aksaklıklar yaşanıyor mu? Zafer Bey, ilk önce ben İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. Uygulamaya yönelik gerçekten çok ciddi anlamda olumlu talepler oldu. Şimdi 14.1.2020 tarihi itibariyle, yani dün itibariyle son bir ayda işlem yapmış aktif İstanbul Kart içerisinde res kodu kayıt oranı yaklaşık %85 seviyesine ulaşmış durumda. Yani pandemi dönemine baz aldığımızda aktif kullanılan İstanbul Kart sayısı 7 milyona yakındı. Yaklaşık bu 7 milyon kartı kullanan vatandaşlarımızın 6 milyonu HES kodunu kartlarıyla eşleştirmiş bulunmakta. Şimdi bir takım kuyruklar görüyordum ben metro istasyonlarında geçtiğimiz günlerde. Yani internetin yanı sıra o gişelerde de yapılabiliyor muydu bu işlem ve sürecek mi? Şöyle, evet, aslında bu eşleştirmeyi İstanbullular İstanbul kart noktalarından Alo 153'ten ve internet üzerinden biliyorsunuz bir açtığımız bir adres var. Kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul sitesi üzerinden de yapabiliyor. Ama tabii herhalde özellikle İstanbul kart noktalarını tercih eden vatandaşlarımız daha çok 65 yaş üstü ve internet kullanmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor diye düşünüyorum. Çünkü dün yaklaşık 700 bine yakın İstanbullu bizim bu kişiselleştirme nokta İstanbul kart nokta İstanbul uygulaması üzerinden HES kodlarıyla İstanbul kartı eşleştirdiler. Şimdi Birol Bey, tabii uygulamayı bir hatırlatalım. Daha önce anonim kartlar da söz konusuydu ama bu uygulama vesilesiyle bütün kartlar kişiselleştirilmiş oldu. Evet. Ve HES kodlar da o kartlara eşleştirildi ya da yüklenmiş oldu. Dolayısıyla bütün toplu ulaşım vasıtalarında bu kartlar HES kodu dikkate alınarak okunuyor cihazlarda. Peki bugüne kadar yaptırmamış olanlara, yani yaklaşık 1 milyon kişinin de yaptırmadığı anlaşılıyor. Bir uzatma söz konusu mu bu uygulamayı yapabilmeleri için? Şöyle Zafer Bey, aslında şöyle, aktif kartını kullanmayan vatandaşlarımız da bu rakama ilave ettiğimizde aslında sayı çok daha yüksek çıkıyor. Ama biz aktif İstanbul kartı kullanan vatandaşlarımızın oranını baz alıyoruz. Yarın, yani bugün itibariyle İstanbul kartına HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlarımız yarından sonra da eşleştirme şansına sahip. Sadece toplu ulaşımı kullanamazlar. Atıyorum, herhangi bir İstanbullu bir hafta boyunca rahatsızlığından dolayı evden çıkamayacaksa bir hafta sonra HES koduyla İstanbul kartını yine ya Alo 153 ya İstanbul kart noktaları ya da internet üzerinden biraz önce vermiş olduğum kişiselleştirme nokta İstanbul kart nokta İstanbul üzerinden eşleştirip toplu ulaşımı kullanabilirler. Ama HES kodunu kartıyla eşleştirmemiş olan İstanbullular yarından itibaren toplu taşımayı kullanamayacaklar. Anladım. Şimdi zaten yarın ve pazar günü yine sokağa çıkma kısıtlamaları var. Evet. Bunu da bu süreyi de ek süreyi de kullanarak belki internet üzerinden bugüne kadar yaptırmamış olanlar, hatta daha sonrasında da yaptırabilirler. Şimdi merak edilen bir konu var. Birol Bey, daha önce de bu konuyla ilgili yaptığımız bir bağlantıda sormuştuk bunu. Şimdi eskiden anonim kartlar vardı. Yani otobüse ya da metrobüse binen bir şahsın üzerinde kart yoksa ya da kartında bakiye yoksa ya da kontör yoksa işte otobüsün diğer yolcularından rica ediyordu. Onların kartını bastırabiliyordu. Şimdi bu uygulamanın gelmesiyle o olasılık ortadan kalktı. Dolayısıyla bir zorluk da oluştu. Bu anlamda bir takım sıkıntılarla karşılaştınız mı bugün toplu ulaşım vasıtalarında? Bugüne kadar İstanbullular gerçekten bu konuya çok hassas yaklaştılar. Bugüne kadar toplu ulaşım araçlarımızda böyle bir şikayet bize iletilmedi.
Yani biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz ve insanlar pandemiye karşı çok hassaslar. Ve benim yani bugünkü rakamlara baktığımda da İstanbulluların bu HES kodu uygulamasına karşı büyük bir titizlikle yaklaştığını görüyorum. Bugüne kadar bu konuyla ilgili bize bir şikayet iletilmedi. Şimdi bir başka tartışmalı konu da Birol Bey, 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkmaları ya da belli saatlerin dışında sokağa çıkmaları kısıtlaması olduğu için bu kartlar da kişiselleştirilince toplu ulaşım vasıtalarını kullanamamaları da bugünden itibaren herhalde gündeme gelmiş gibi. Bu anlamda herhalde belediye personeli bu toplu ulaşım araçlarının işte direksiyonunda bulunan ya da ne bileyim istasyonlarda bulunan personelle de bir takım sürtüşmeler yaşanabilir. Çünkü haklı olarak çalışmaya gitmek zorunda olan ya da ne bileyim başka zorunlu ihtiyaçları için sokakta olmak zorunda olan ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşlar da mağdur duruma düşecekler. Bunun bir çaresi aranıyor mu? Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile bir temas söz konusu mu? Yani bununla ilgili zaten biz valilikle görüştük. Tabii ki gerçekten İstanbullular değil, yani tüm Türkiye ekonomik anlamda çok zor ve sıkıntılı günler yaşıyor. Çalışmakta olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 20 yaş altı yine genç kardeşlerimiz, biliyorsun bunlar için bir saat dilimi vardı kısıtlamayla ilgili. 65 yaş üstüne 10 ile 1 arası sokağa çıkma serbestliği vardı. 20 yaş altına da saat 10 ile 4 arasında vardı. Kendilerine tanınan bu süre öncesinde dışarı çıkıp toplu ulaşım aracı kullanmak isterlerse kartlarını validatöre bastıklarında geçiş yapma hakkına sahipler. Ama sokağa çıkma serbestliği olduğu zaman diliminde kesinlikle toplu ulaşım kullanamayacaklarını buradan belirtmek istiyorum. Evet, bir de yine İstanbulluların sizden duymak istediği bir şey var Ulaşım Komisyonu'ndan. Bu sefer sayıları ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani pandemi döneminde sefer sayılarının azaltıldığı ve ondan sonra da bunların normale dönmediği gerçeği var. Ama çok sayıda insan da, yani İstanbul'u düşünürseniz bu kadar kalabalık bir kentte işlerine özellikle gitmek için ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Otobüs, metrobüs seferleri söz konusu olduğunda bunlar da bir yenilemeye, bir düzelmeye ya da artışa gidilecek mi? Zafer Bey, şöyle aslında, yani neden bu sefer sayılarında sıkıntı olduğu dile getiriliyor çok anlamış değilim. Yani pandemi öncesi döneme baktığımızda biz pandemiyle mukayese ettiğimizde sefer sayılarında kesinlikle bir azalma söz konusu değil. Aksine pandemi dönemi öncesindeki sefer aralıklarından daha fazla sefer yapıyor toplu ulaşım araçlarımız. Tabii ki nüfusun çok yoğun olduğu bazı ilçeler var, yani işte buna Esenyurt'u şey yapabilir, çok güzel bir örneklem olarak sunabiliriz. Bu gibi yerlerde, yani o pik saat dilimlerinde vatandaşlarımız, biliyorsunuz sonuçta valinin de almış olduğu bir kısıtlama kararı söz konusuydu. Toplu ulaşım araçlarını da biz tıka basa dolduramıyoruz, yani özellikle o bulaş riskini ortadan kaldırmak için. Belli başlı noktalarda yaşanan o sefer sıkıntılarını özellikle İETT olarak biz bir pansuman hamlesinde bulunduk. Oradaki sefer sayılarımızı arttırdık. Peki efendim. Bunun da tabii daha ileri taşınması ve birazcık daha vatandaşın rahatlatılması. Zafer Bey, bu arada şunu da söyleyeyim. Filomuza 300 yeni adet katacağız. Bununla ilgili meclisimizden kredi yetkisini aldık. En kısa zamanda bunun ihalesi yapılacak ve bu 300 aracı, toplu ulaşım aracını İstanbulluların hizmetine sunacağız. Peki, bunu da bir müjde olarak buradan duyurmuş olalım. Sayın Birol Birkan Yıldız, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Zafer Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Size de iyi.